Efendim merhabalar. Yeni bir haftada yeni bir kitap okuyorum programıyla yeniden ekranlarınızdayız. Bu akşam sevgili kardeşlerim Halil İbrahim, Kenan ve Haluk'la birlikte yalnızlıklarımızı ve daha da çok bireysel yalnızlıklarımızı konuşacağız. Neden yalnız kalmak ister insan ya da yalnız kalmak zorunda mıdır, buna itilme sebepleri biraz toplumsal, senden bunu bekliyoruz. Ama daha da çok bireysel tarafıyla yalnızlık mevzusunu ele almaya çalışacağız inşallah. Ben hemen sol tarafımla Kenan'la başlamak istiyorum. Bir an şey zannettim, sözü kendime vererek başlamak istiyorum diyeceksin zannettim. Şimdi daha çok bireysel konuşacağımız için herhalde ben daha az konuşacağım bugün. Şöyle bir ayrım yapılabilir belki. Tek başınalık ve yalnızlık. Dücane Cündoğlu bunu şu bakımdan ayırır. Tek başınalık fiziken ve toplumsal anlamda imkansız bir şey. Biz gözümüzü açtığımız andan itibaren toplumsal bir varlığız. Hatta ana rahminde bile bir başkasına muhtacız. Herhalde başka bir varlık yok. Doğar doğmaz hayvanların birçok hayvan türünde değil mi? Tek başlarında yaşıyorlar bir şekilde. Kuşların bazı cinslerinde falan var da. İnsanoğlu en bu konuda bağımlı varlık. Tek başınalık asla mümkün değil diyor. Yalnız yaşayamayız. Fakat yalnızlık dediğimiz şey işte Taksim Meydanı'nda İstiklal'de yürürken kalabalığın içindeyiz ama yalnız olabiliriz diyor. Yani burada vurgusu zihinsel veya duygusal, gönülle ilişkin bir yalnızlık. Herhalde bu konuda bu akşam da konuşacağız. Daha çok yalnızlıktan kastettiğimiz şey bu. Bu güzel bir ayrım oldu. Tek başınalık ve yalnızlık. Dücane Cündoğlu hatırlıyor musun bunu? Hangi kitabında dile getiriyordu? Onun konferansını dinledim ben. Konferansında söylüyordu değil mi? Tamam, çok evet, güzel. Bu ayrımda Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Şimdi Einstein yaşadığı dönemde de bugün de çok popüler bir isim. Diyor ki bu kadar büyük bir isme sahipken, tabiri caizse veya bu kadar popülerken, göz önündeyken, bu kadar kalabalıkların tanınmış bir insan olarak, bu kadar kalabalıkların içindeyken kendini bir o kadar da yalnız hissetmek ne kadar garip diye bir öz bir düşüncesi var. Ya kendisini bu kadar popülerken yalnız hissediyor olması, zannediyorum o tek başınalıkla yalnız hissetmek. Birisi his, birisi gerçekten tek başına olmak. Ama bu tek mümkün değil diyor Dücane. Yani tek başına olmak bir insan için mümkün değildir diyor. Bizim kendi inancımız temelinde baktığımızda çok sevdiğim bir söz vardır. Programdan önce tekrarlıyordum, hatırlarsın. Kimsesiz kimse yoktur. Herkesin vardır bir kimsesi. Kimsesiz kaldım. Yetiş ey kimsesizler kimsesi diye. Yani inanç temelinde elbette. İnanç temelinde hiç kimse yalnız kalamaz. Ama kastedilen şey tam olarak bu mu? Yani bir insanın yaratıcısıyla Cenab-ı Allah'ın onu yalnız bırakmıyor olması elbette bunun bilincindedir. Ama insan bazı şeyleri sözlü olarak, tavırsal olarak paylaşmak ister. Bu manada yalnız kalabilir. Zannediyorum şeyde, Ebu Zer'in tavrı böyle bir tavırdır değil mi? Yalnız kalmak. Bunu sana soracağım, hemen sana geçeceğim. Bunu bilse Telloa bilir yani. Erzurum'da da bulundu ya. Teo Pehlivan. Evet. Telloa nereden çıktı? Ne bileyim işte. Tamam. Belki de şeyden Tello İspanyolca'da 2LY diye okunuyor ya. Oradan oraya taşıma oldu. Kusura belki bakmayın. Malumat vuruşluk oldu. Sagopa Kajmer'in bir şarkısı. Bir neydi? Tek başınalığın yolcusu diye bir şarkısı var. Var mı aklında onunla ilgili bir... Abi söyleyemem ya. Söyleyemem. Söyle deyince söylenmiyor değil mi? Evet. Hocam buyur. Şimdi şunu da eklemek lazım. Az önce Kenan söyledi, insan aslında toplumsal bir varlık, yalnız asla olamaz ama insan içerisinde de böyle bir korku hep daim var. Daha doğduğumuz anda başlayan bir korku bu. Daha bebekken annesinin onu terk edip gideceğinin korkusuyla insan yaşamaya başlıyor. Benim zannımca şöyle bir şey var. Yani bizi yaratan içimize bu korkuyu vererek, hani toplumsal bir varlıksın, insan içerisinde yaşıyorsun ama yine de bu yalnızlık korkun var ki senin gerçekten yalnızlığını giderecek bir varlık var, o da Allah. Hani benim yaratanım diye bize, içimize bu korkuyu verdiğini düşünüyorum ben. Çünkü biz bunu sadece doğduğumuzda değil, ondan sonraki hayatımızın bütün evrelerinde sürekli olarak bir yalnız kalmak, yalnız ölmek, yalnızlıktan bunalmak, bu buhranın içine girmek
korkusu ve düşüncesiyle iç içe kalıyoruz, yaşıyoruz ve Kierkegaard zaten bunu bir ontolojik yalnızlık olarak ayırıyor. İnsanın hani isteyerek yalnız kalmasından, bugün konuşacağımız konulardan biri olarak, isteyerek yalnız kalmasından farklı bir şey olarak, yani yaratılışsal bir şey olarak görüyor bunu. Evet. Yani zaten yalnız kalma korkusuyla donatılmış bir vaziyette dünyaya ilk adımımızı atıyoruz. Evet, benim de şimdi kucağımda 2 aylık, 3 aylık bir bebeğim var. Gece yarısı uyanıp efendim, sıkıntıları elbette oluyordur. Çünkü daha yeni ağrıları, doğduğu için ağrıları, sızıları. Ama sakinleştiği tek bir yer var. Göğsüm. Göğsüm. Her türlü tekniği. Evet. Mesela bacağımda da aynı sıcaklığı alabilir. Bacağımda tutuyorum vesaire ama yok. İlla ki o göğsümü istiyor. Herhalde kalp atışımlarım, yani bir şekilde onu hissediyor ve yalnız olmadığı hissine kapılarak huzur buluyor, sükun buluyor. Yaşamış olduğu acıyı dahi belki de unutuyor. Çocukta bile ya, bebek yani, hani ünsiyet daha kazanmamış bir bebekte. Doğrudur evet. Yani Kierkegaard haklı. Deneyerek tecrübe ettim. Bilinci de derinleştirmek lazım. Şimdi ilk yurt zamanımı hatırlıyorum. Yani evden ilk uzak kaldığım dönemi hatırlıyorum. Bilmiyorum yani sizler de hangi zaman, hangi dönemde yalnız kaldınız. Mesela Kur'an bizim Mustafa'nın da öyledir. Çocukluk yıllarında ya bir sürü arkadaşın var. Arkadaş potansiyeli diyelim. Henüz yeni ünsiyet kuramadığım bir dönemde. Abi sabahlara kadar ağladığımı hatırlıyorum. Elimde annemin bir tane kitabın arasına koyup getirmişim fotoğrafı var. Fotoğrafa bakıp ağlıyorum ama. Yurtta mı? Evet. Üniversitede. Pardon. Küçüktü. Yok da. Yani. Küçükken abi. Çocukken. Tamam. İlk yalnız kaldığım işte yaz kursları falan. Evet. Yani çok kısa bir süre, periyot. Belki 10 gün, bir hafta. Çok iyi hatırlıyorum. Bir hafta yalnız kal. Hafta sonra tekrar gideceksin. Evet, evet. Etrafın o kadar kalabalıkken. Çünkü insan zannediyorum şöyle bir şey hissediyor veya düşünüyor. Benim derdimi anlayacak, benim sıkıntılarımı anlayacak, benimle birlikte olacak hiç kimse yok. Evet, bir sürü insan var ama onlarla henüz ünsiyeti kuramadım ve bunu paylaşabileceğim kimse yok. Yalnızlık hissi böyle bir şey. Bu küçük bir çocukta dahi, kaç yaşında, işte 11-12 yaşında belki, bir delikanlı veya daha küçük işte bir bebekte dahi böyle hisler husule gelebiliyor ki daha sonraki dönemde insanlar dertlerini paylaşamayacak, yani anlaşılmadıklarını hissettiklerinde zaten bu yalnızlık hissine kapılıyorlar. Zaten en kötü yalnızlık etrafında kalabalıkların olduğu yalnızlık, kalabalıkların içinde yalnız kalma duygusu. Aslında anlatacağın seni anlayacak birilerini bulmaması. Aslında fiziken yanında, yörende, etrafında insanlar olsa bile o manada hocam farklı olmak yalnızlığı getiren bir şey midir mesela? Bu önemlidir. Diğerlerinden farklı. Evet, şimdi ve böyle yalnız bir sürü farkındalığı olan, o yüzden de diğer toplumdan bir şekilde ayrılmış, farklı olan filozofların çoğu yalnız insanlar mıdır mesela? Bak şimdi bir şeyden, Ali Şeriat'ten bir alıntı yapayım. Diyor ki insan insan olmaya çalıştığı oranda daha fazla yalnızlık hisseder. İnsan ruhu yüceldiği ve aşkın düşüncelere kapıldığı oranda toplumla arasına mesafe girer. Dahiler, filozoflar, şairler hep böyledirler. Kim yalnızdır diye sorar. Evet. Ve bunu der ki herkes ile aynı düzeyde olan, zamanın rengini almış, herkesin rengini kendi rengi edinmiş, herkesle anlaşabilir olan, her şekil ve boyutuyla varlıklara denk olan kimse yalnız değildir. Varlıklara farklı denk olan, olmak. Evet. Varlığa, yani herkesle aynısın. İçinde bulunduğun toplumun kalıbını alıyorsun. Hı hı. Her ortamda o ortamla bir özdeşlik kuruyorsun. Yalnız değilsin. Çünkü zaten farklı değilsin aslında. Hı hı. Dedin ya. Hı hı. Evet, evet. Farklı olan insanın kaderidir der yalnızlık. Ve evet. Bu insanın kaderi, ruhunu yüceltmek, ya bunlar çok şey hani ağır kavram, tanımlar mı, kavramlar mı diyeyim? Kime karşılık geliyor bunlar gerçekten? Ruhun yücelmesi, ruhu yüce insan veya yani bu farklı olmaya çalışmak anlamında değil. Bir şekilde hayata öyle bakıyorsun, farklı baktığını anlıyorsun ve zaten bu farklılık seni yalnızlaştırıyor ister istemez. Mesela evet. Bir örnek vereyim. Sabahattin Ali mesela. Sabahattin Ali Edremit İptidai Mektebi'nde okurken kendi haline takılan genç bir insan.
ki erken Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından biridir kendisi. Şimdi birincisi eğitim alırken aldığı eğitimin etkisiyle düşüncelerindeki farklılık ve buna katlanamayan insanların ona bakışıyla hayatında zorluklar yaşamış bir insan. Kendi deyimiyle işte onu çekemeyen insanlar yüzünden demir parmaklar arkasına girmiş bir insan. Onun tabii ki bu yaşamış olduğu hayat yazmış olduğu eserlerine de yansıyor. Kesinlikle. Haliyle. İçimizdeki şeytan da bir yalnızlık tasavvuru yapıyor orada. Burada romanın baş kahramanı olan bir karakter var. İsmi Ömer. Ömer işte bir felsefe, her daim felsefe yapan, Darülfünun'da okuyan bir genç. Vapurda biriyle tanışıyor, bir bayanla tanışıyor ve orada geçtiği bir pasaj var. Çok kısaca okuyacağım. Diyor ki, bazen bütün insanları boyunlarına sarılıp öpecek kadar seviyorum. Hı hı. Bazen de hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum. Evet. Bu nefret falan değil diyor. Değil. Ben öyle bir nefret falan hiçbir zaman kurgulamadım diyor. Sadece bir yalnızlık ihtiyacı diyor. Öyle günlerim oluyor ki etrafımda küçücük bir hareket, en küçük bir ses duyamıyorum, tahammülüm olmuyor diyor. Fakat sonra birdenbire etrafımda bana yakın birini arıyorum ve beynimdekileri anlatabileceğim ve kendimi boşaltabileceğim, üzerimde yani o aklımda olan her şeyi ona aktarabileceğim birini arıyorum diyor. Hmm. O durumdayken de diyor, kendimi kış günü sokağa atılmış 3 günlük bir kedi yavrusu gibi zavallı hissediyorum diyor. Evet. Yani insanın toplum içerisinde olup da toplumdan kendisini aynı zamanda yalnızlığa çekmek istemesi ve arkasından da tekrar insanların içine girmek istemesinin ve girememesinin oluşturmuş olduğu bir şey. Yani Sabahattin Ali'nin gerçekten hani yaşamış olduklarıyla alakalı olduğunu, yani bu bir ayna olduğunu düşünüyorum. Evet, hepinizden nefret ediyorum ama canım sıkılıyor, mecburum size. Demiş ya birisi, mecburum size. Şey de mesela Charles Bukowski, Amerikan edebiyatının önde gelen isimlerinden diyor ya, çok bir şey istedim canım, biraz yalnız kalmak istedim. Beni biraz yalnız bırakın. Çünkü yalnızlığıyla mutlu olabilmek. İşte tam bu noktada, yalnızlık tercih edilebilir bir şey oluyorsa şayet, bu kimin suçudur? Yalnız kalmak isteyenin mi, yalnız bırakanların mı? Bu ciddi bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. O soruyu bir tekrar etmelisin çünkü farklı bir şekilde sormalısın. Neden? Kim suçlu yalnız demiyorum kalmak aslında. Suç da. Değil aslında. Yani yalnızlığı, tercihen yalnızlık nasıl bir şeydir? Heh. İnsan neden yalnız kalmak ister? İnsanın yalnız kalma ihtiyacı nereden doğar? İnsanın zaman zaman kendisiyle söyleşmesi gerekir. Cahit Zarifoğlu'nun Yaşamak kitabından sürekli bahsediyoruz. Evet. Der ki insanlar kendi kalpleriyle söyleseler, o kalplerindeki hafakanları, fırtınaları veya dingin zamanların farkına varırlar. Kendilerinin farkına varırlar. Sartre'nin Bulantı kitabında anlattığı şey tam anlamıyla Sabahattin Ali'nin içimizdeki şeytanla çok benzerdir. Bulantı duyar ya, en ufak bir sesten, bir hareketten ve bu zaten onu yalnızlığa iten veya bu bulantıya iten sebeplerden bir tanesi bu. Taşın yerini değiştirmek mesela. O öyle. Evet. Taşı aldım, yerinden ettim bulantısı. Varlık sorusu. Evet. Yani kendini nereye koyuyorsun? Bu sorunun netleştirilmesi, insanın kendisine sürekli şu soruyu sorması ve kendisini tatmin edecek cevapları da vermesi lazım. Ben neyim? Nereden geldim ve nereye gidiyorum? Ve insan bu soruyu ne zaman sorar? Yalnızken. Yastığa başını koyduğu zaman sorar genelde. Sorabileceği tek platform, tek yer burada. Yalnız kalması lazım. Bu soruyu kendine sorup serbest bir çağrışıma dayalı düşünce kaydedebilmesi için. Şimdi bu konuyla ilgili biraz inceleme yaptığımda işte yabancı metinler, konferanslar vesaire böyle dinlediğimde yani aslında dönüp dolaşıp bizim nefis muhasebesi dediğimiz şeye geliyor abi. Yani işte insanoğlu bu işte elektronik çağda iletişim işte fişe takılı yaşıyoruz diyorlar mesela. Çünkü sürekli en son ne zaman bir SMS attın veya mesaj attın? 5 dakika önce. En son ne zaman bir e-mail okudun? 1 saat önce işte. SMS eskidi hatta yani. Evet. Değil mi? Eskidi. Onu bile eskitiyoruz yani. Yani işte text message neyse işte o hangisi olursa tamam mı? Bunlar biz bir şekilde bu dijital dünyaya şey oldu ya, mahkum ve bağlı olmuş durumdayız. Fişe takılı yaşıyoruz. Bu fişten arada bir fişi çekmekten bahsediyorlar aslında. Yani işte Einstein'dan bir örnek verilir. Ne zaman bu üzerinde çalıştığım şeyde tıkandığımı hissetsem der. Gün ortasında yere uzanırım ve tavana izlerim diyor. O arada zihnimde
dolaşan sesleri ve görüntüleri düşünürüm der gibi. Sen ne yapıyorsun gibi. Abi? Nasıl? Sen ne yapıyorsun? Bir dakika dur. Tıkanmıyor ki. Hayır ben ne yapıyorum? Gerçekten bunu ben dinlerken ve okurken ben en son ne zaman böyle bir şey yaptım? En son ne zaman kendi kendimi dinledim diye. Abi kaç gündür beraberiz? 3-4 gündür beraberiz Ankara'da. Ben seni sürekli yalnız ve kendi kendime düşünürken görüyorum. Sen farkında olmayabilirsin ama. Bilmiyorum. Böyle bir imkanınız var mı sizin? Mesela Haluk biliyor, geldi, gördü. Ben halvet odam ne derler? Meditasyon odam mı var, ne var? Kendimi kapatacağım bir yer var benim, evet. Yani hem de bayağı bir bildiğin doğanın içerisinde dağ evi. Tabii. Evet. Düzce'de mi abi? Düzce'de. Evet. Fındıklık'ta. Fındıklık'ta. Bizim köye 3 kilometre yukarıda, tepede, işte fındık tarlasının ortasında, ormanların içerisinde gidip sobamı yakıp bir gece en azından her şeyden kaçabileceğim bir yer. Biz karda kışta çıkmıştık oraya. Evet. Karlar neredeyse belimize geliyor. Çok güzel bir gündü. Çok güzel bir gündü. Geceydi hatta. Gece. Abi. Tabii canım. Gündüz başladık. Gece ile bitirdik. Efendime söyleyeyim. Çıktık. Mangalımızı yaptık herkese. Karların abim içerisinde. Abimle birlikte. Yaktık sobamızı. Bütün gece sohbet ettik falan. Ama ben genellikle hani arkadaşlarımı şey olsun diye getiriyorum. Oraya gelenleri Düzce'ye muhabbet olsun diye götürüyorum. Ayrı bir muhabbet yeri oluyor. Evet. Bir de hani bir kişiyle çekilen yalnızlık mıdır? O sorgulanır. Ama farklı bir haz alırsın. Değil mi? Yani bir kişiyle yalnızlık olmuyor ama toplumun içerisinde özellikle seçtiğin birisiyle yalnız kalmak isteyebiliyorsun bak. O, neden? Biriyle yalnız kalmak. Yine böyle söyleyebiliyorsun. O da böyle sevdiğin arkadaşlar abi, oluyor. Şimdi, Kenan abi biraz üzüldü. Ben onu kestim. Senin, bir şey anlatıyordu. He. Einstein tavana bakarım, uzanırım, yatarım. Ben ne zaman sordum dedin? Sen dedin ki bugünden 3 günden beri öyle yapıyorum dedin. Ben araya girdim. Hayır, biraz şimdi üzüldü, boynunu büktü de ben de üzüldüm şimdi. İbrahim ya, empati yapıyor adam. Dijital empati diye bir şey geliştirmişler. Bu yine takip ben ettiğim... Ben dağ diyorum, doğa diyorum. Hayır. Dijital empati. Şuraya geleceğim bak. Böyle imkanların olması güzel bir şey. Evet. Haklısın. Şimdi senin mevzuyla aynı şeyi söylüyoruz. Şöyle gelmeye çalışacağım. Biraz karışık olabilir yine. Az önce sen soru sordun. Ben belki soruyu hani anlamak istediğim şekilde anlayayım. Kim suçlu falan diye. Yani bu insanları işte tercihen yalnızlığa iten... Hı-hı. Bir şey var, bir süreç var, bir dünyada yaşıyoruz. İşte bununla ilgili uzun zamandır konuşuyoruz. Hani yeri tabii. Geldiğinde modernleşmeden bahsediyoruz, bireyselleşmeden, tüketimden, işte Simmel'den örnekler veriyoruz. İşte yabancı tabii. Kavramından, işte kavramsallaştırmasından bahsediyoruz. Bu şöyle geliyor bana. Bu mesela yurt dışına gittiğimiz zaman, işte Amerika'da, Kanada'da veya başka ülkelerde önce şunu hissediyorsun. Herkes tek başına orada. Herkes tek başına. Doğru. Ve her şey diyor ya Marx, commodification, ne diyor? Metalaşması. Her şeyin parayla. Yani bunu çok ben bir yemek ısmarladığım zaman çok şaşırabiliyorlar örneğin. Bunu oradaki Türkler de, oradaki yabancılar da aynı şekilde. Benden bunu öğretmeye çalıştık ama. Öyle mi ya? İyi falan olmadı. Diyor. Hani hayır diye böyle bir Aikido yarışına giremiyoruz tamam mı? İyiymiş ya falan gibi oluyor. Dur. Ben ödeyeceğim. Dur. Yok. Ben de dur diyeyim. Niye dur? Dur fazla konuşma. O değil mi? Yok, onu yapamıyorsun. Şey yok. Öyle bir şey yok. Direkt şaşırıp seviniyorlar. Şimdi o işte bireysel yalnızlığımız, bireyselleşmiş yalnızlığımız. Ya bu, bakın bu konuda biz ne kadar ya yalnızlık üzerine eleştirilerde bulunalım. Gerçi öyle gitmiyor şu an akış ama toplumsallaşmadan, işte konu komşu, aile bunlardan bahsediyoruz. Evet, evlerin küçülmesi, apartman, komşuluk ilişkileri, mahallenin yok olması vesaire. Bu dünyanın bir seyri var. Şehirleşme denen bir seyir var. 20'lerde Türkiye'nin %75'i köy, %25'i şehir. Şimdi tam tersi. Dünyanın her Haluk'a yerinde gidiyorsunuz buradan. Şimdi yavaş Haluk'a taşınıyor şey yani. Kent daha farklı olarak yorumlarız. Bu kentleşme, bireyselleşme bizim kaderimiz, başka yolumuz yok. Şu ne oluyor? Burada bazı toplumlar bu sancılı süreci atlatmış görünüyorlar. Evet. Yani o aile bağları, o geniş aile vesaire bilirsiniz. Eski Amerikan filmlerinde de böyle eski geniş aile falan var. Evet. Ama onlar kalmadı artık. O kriz dönemiydi ve geçti. Atlattılar.
Yani bununla da yüzleşeceğiz bence ve bu bireyin bekleyen daha güçlü olduğu bir şey söyleyeceğim. Buradan Haluk'a da taşıyacağım sözü. New York şehrinde 2012 verilerini söylüyorum. Daha yenisi olsa diyelim de onu söylerdim. Sadece 2012'de var. New York şehrinde hocam 1 milyon ev, 1 artı ya stüdyo diyorlar ya. Stüdyo şeklinde 1 milyondan fazla ev. Bu şekilde. Şimdi bu söyledikleriniz bana şeyi hatırlattı. Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken kitabı var. Orada da Korkuyu Beklerken, yani kitaba ismi veren hikaye var. Orada bir karakter var, biliyorsunuz. O adam yalnız yaşıyor. Bir şehrin en ücra köşesinde, en sondaki evde yaşıyor. Hatta bu artık onda bir korku boyutuna ulaşmış. Yolda giderken onun köpeğin takip etmesinden dahi korkuyor. Neyse, bu yalnızlığa itilmiş olmasının bir sebebi var. Toplumda oynanan bir roller var ve o rollerin içinde olmak istemeyen bir karakter bu. Bir gün evine bilinmeyen bir yerden bir mektup geliyor. Mektubu anlayamıyor, kargo kurgu bir şeyler var. Onu birisine tercüme ettiriyor. Bir gizli bir örgüt ve onun dışarıya çıkmaması gerektiğinin, işte hayatının son bulacağının vesaire. Neyse, o topluma karışmak istiyor ve orada bir şey söylüyor. Bizim burada az önce söylediğimiz şey, yani bu modern hayatın insanları yalnızlaştırmasının, ama o aslında o insanların yalnız kalmak istememesini çok güzel açıkladığını düşünüyorum ben. Evet. Diyor ki, ben diyor yalnızlığı istemekle suçlanan bir insanım diyor. Hmm. Bu yüzden de yalnızlığa mahkum edildim diyor. Oysa ben yalnızlık istemiyorum. Ben sizden biri olmak istiyorum diyor. Ama o toplumun kendi oyunu var ya, kendi renkleri, işte kendi kuralları, onun içine girmek de istemiyor. Girdiğinde zaten onu sıkıcı buluyor. Buna girmek istemiyor. Ama bundan dolayı da yalnızlığı seçtiği düşünüldüğü için onu yalnızlığa terk ediliyor. Yani içinde bulunduğumuz toplumda aslında... Bir kısır döngüye sokulmuş değil mi sanki? Kısır döngüye sokulmuş. Şimdi bir, bu insanların yalnızlığa itilmesi durumu olmuş oluyor. Bir de farklı bir boyut var. Hani sen sordun ya, insanlar bireysel yalnızlığa çekilmek isteyebilirler mi? Hani burada bir suçlu var mıdır? Aslında bir de Edip Cansever diyor ya, insanın kendisine verdiği en güzel hediye yalnızlıktır diyor ya. İnsanın insana verdiği en güzel hediye. Ya da işte Kafka'nın dediği gibi, dışarıya kapanmak esasen içeriye açılmaktır. Huzur mu istiyorsun? Az eşya, az insan. Milena'ya şimdi, mektuplardaki sözü de bu şekilde, hemen ben doldurayım onu. Diyor ki, unutma ama, içi insanlarla dolu büyük evler var karşımda. Genelde tek odada bir başına olmak, bir evde yalnız yaşamak, yaşamın en önemli yanı. Daha doğrusu kimi zaman yalnız kalabilmek mutluluğun ilk koşulu. İşte bu da insanı üretkenliğe götürüyor. Bir de böyle bir boyutu var. Hani Picasso da diyor ya, bir insan değerli bir şey üretebilmesi için yalnız kalması lazım diyor. Yalnız olması lazım diyor. Şimdi bir de bu boyutu var. Bu aslında az önceki söylediğim gibi toplumun kurallarından dolayı yalnızlığa itilmiş bir insan değil. İnsanın kendisini inzivaya çekip, az önce de konuştuğumuz gibi, kendisi üzerinde düşünmeye başlayıp da işte kendi içine yönelip de o içindeki büyüklüğü keşfedip onun üzerinden bir şeyler üretebilmesini de sağladığı için de aslında bir yandan da yalnızlık kötü bir şey değil. Aslında çok da insanın arada değer verip tabii buna ki yönelmesi gereken tabii bir şey. Bu ama işte sanki biraz kalbur üstü insanlar için böyleymiş gibi geliyor bana bizim konuşmalarımızda. Neden? Çünkü diyorsun ki işte üretecek, Picasso orada yalnız kalacak, resim yapacak, Kafka tek odamda ben şimdi ne yazacağım, Milena'ya mektuplar be falan diyecek. Öbür taraftan işte yine Charles tamam. Bukowski ya yalnızlık istiyorum, bırakın yazayım kardeşim diyecek. Hani böyle hep böyle kalbur üstü, üretme gücü olan, o yüzden kalabalıkların içerisinde üreten, ya bir bulaşma da bir işime bakayım diyebilecek insanların lüksüymüş gibi anlatıyoruz gibi. Evet, ha, öyle evet değil ama. Neden biliyor musun? Biz şimdi geçenlerde bir arkadaş grubuyla otururken bir arkadaşın, ben çok samimi olmadığım için soramadım ama, dışarıda böyle ağacın önünde tuhaf bir şekilde durduğunu, yaprağı şöyle bakıp incelediğini, kaldırdığını, ağacın böyle önünde dikildiğini böyle görünce herkes çok garipsedi onu. Böyle insanlara deli deriz. Eğer sanatçı, kalbur üstü bilmem ne değilse delidir, dışlanır. Ama bir titri varsa, bir şeyi varsa onu ayrı bir anlam yüklenir zaten. Allah hayretini arttırsın. Evet. Değil mi? Öyle denir. Ama yani merak edip sormayız mesela ona. Evet. Niye böyle yaptın, bizim neden merak ettin gibi. Kültürümüzde çilehane dediğimiz yerler vardır. Bunların hepsi sizin o Düzce'deki fındık bahçesinin içindeki kulübe gibidir. Genelde taş yapılar. Mesela Üsküdar'da, Küçükçamlıca,
Küçük Çamlıca'da Çilehane Mescidi. Aziz Mahmut Hüdayi'nin zaman zaman çıkıp çileye kendisini kapattı. Şimdi çileye kapatmak şöyle bir soru veya şöyle bir problem doğuyor olabilir. Ya biz kim olduğumuzu biliyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Nereden geldiğimizi biliyoruz. Allah'tan geldik. Nereye gittiğimizi de biliyoruz. Allah'a gidiyoruz. Dolayısıyla bunları düşünmeye gerek. Hayatın keşmekeşi bu sadece modern çağ için değil, dünyalık dediğimiz bütün şeyler bizi bu düşünceden uzaklaştıran. Yani evet ben Allah'tan gelip Allah'a gidiyorum diyorum ama zihnin arka planında o perdenin arkasında neler oluyor, neler düşünüyorum, hangi borcu, tarladaki hangi mahsulü düşünüyorum. Bunların niyet doğrulaması denir buna. Niyet doğrulamasını yapmaktır aslında insanın nereden gelip nereye gittiğini düşünmesi. Elbette bunun bilincinde olduğunu biliyoruz. Elbette iman ettiğimizi de biliyoruz. Yani insanların zaman zaman oturup düşünmelerine fırsat verecek zamanlar, anlar hep oldu. Bu sadece sanatsal bir ürün üretecek sanatçı için geçerli değil. Bütün Hı-hı. insanlar için. Sonuçta hepimiz üretim aşamasının içindeyiz. Ben evet. de onu diyorum zaten. Aslında burada hani sanatçılardan örnek verirken bu insanlar kendilerine yöneldikleri için bir şeyler ortaya koyabilmişi söylemek için söylüyorum. Yoksa sadece bunu sanatçılar yapar, sanatçılar başarır. Ya öyle biz yapamayız. Bir hava esti ya. Ben yani, o yüzden bu böyle değildir. Biz çünkü şimdi ben şundan örnek vereceğim. Bireysel yalnızlıklarımız özellikle modern herkesin, dünyada sıkıldığımız noktalara şimdi değinir. Herkesin kendi hayatında meşgul olduğu bir iş, meslek bir şey olduğu için şimdi ben işimle ilgili minibüse bindiğim anda düşünmeye başlıyorum. Kendime dönüp içimde bazı şeyleri sorgulamaya başlıyorum. Yaptığım işin işte daha iyisini çıkarabilmek için kafamdaki kurguları tekrar tekrar gözden geçiriyorum. Yani bu herkesin aslında yaptığı ve yapacağı bir şey yani. Bu yalnızlık mıdır hocam? Yani bu yalnızlığı tercih yani. Etmektir. O an bulunduğun ortamdan soyutlamaktır kendini. Evet. Ama yani yine bu dünyanın işi yine... Yani yalnız olmak demek illa böyle kenara çekildim yalnızım demek değil yani. Tamam. Zaten biz daha çok kalabalıkların içerisindeki yalnızlıktan bahsetmeye çalışıyoruz. Bu manada hani o sanatsal eserler yine böyle özellikle mutasavvıfların o halleriyle ilgili uzlet hallerini bahsetmiyoruz. Biraz daha böyle hayatın içine. Hayatın yani biraz böyle Sylvia Plath'ın bir kitabı var. Sırça Fanus diyor. Duymuşsunuzdur. Sırça Fanus kitabı zaten isminden de anlaşılıyor. Sırça fanuslarımızın içerisinde hapsoluyoruz. Aslında bu izole sırça bir fanus, hayat. İzole bir hayat. Aslında çok kalabalıklardayız. O kadar modern dünyada. Ya ona yerinde... bakarsan haklısın. Şimdi bir apartmanda oturuyoruz. 20 tane daire var. Evet, ama evet. hiç kimse birbirini tanımıyor. Ya ihtiyaç duymuyoruz ki. Tamam da şu abi, lütfen, fanusu Kenan bir halledebilir miyim? Bak biraz önce de söyledim. Sana çatacaktım. <var. gülüyor> İhtiyaç duymuyoruz diyor. Abi bak. Şimdi Batı toplumundan ya. Bahsettim. 1 milyon tane stüdyo home'dan bahsedince evet. dedin ki ya ihtiyaç duymadığını düşünüyorsun ama gidiyorsun sonra evet tek evde yaşamak sana hiçbir şey yapmıyor olabilir. Ama bir hafta sonra gidiyorsun evet itiraf ediyorum ben bir bağımlıyım. Alkışlıyoruz hep birlikte grup terapinin içine giriyorsun. Evet. Ya, hayır, ihtiyaç hayır değilse ya. Ne zaman neden? Ya şey... ihtiyaç duymadığım nokta şu. Ben 1+1=1 yerde işte dediğin o bir, öyle bir yerde kalıyor olabilirim. Market alışverişimi yaparım. Yaşlanmışımdır, emekliyimdir, şudur budur. Dil bilmeme bile gerek yok. Markette alışveriş yapabilmem için, yaşayabilmem için işte götürüp kasada okutacağım. Kimseyle konuşmama gerek yok. Giderim annemi, babamı, yakınlarımı ararım. İnternet şudur budur, dijital ortamlarda otur ihtiyaç, iletişim ihtiyacı elbette var. Ya da kendi kendime konuşurum vesaire. Bunu yalnızlığı hem fişe takılı yaşıyoruz diye eleştiri yapıyorsun hem de bunu normal gibi. Fişe takılı olduğumuzu eleştirmek için söylemedim. Sana bak bir örnek verdim, konuşturmadın beni. Gerçeklikten konuşturma. Bahsediyor. Dur şey diyeceğim şimdi. Seni konuşturayım hadi. Dijital empatiden örnek veriyordu. Bir konferans dinledim. Diyor ki yani yalnızlık modern hayatın keşmekeşinden, karmaşasından eleştiriler ortaya koyulduğu zaman çözüm olarak derler ki ya işte telefonunuzu bir kapatın. Evet, evet. Ya işte ne bileyim e-maillerinize bakmayın bugün. İşte bir doğaya gidin, bir yere çıkın, gezin veya gidin insanlarla tanışın, muhabbet edin. Diyor ki bunu biz kavramsallaştırmadık mı? Evet. Teknolojik oruç mu dedik? Öyle bir şey dedik. Evet. Evet. Tamam. Teknolojik oruç tutun. Diyor ki bu gerçekçi değil diyor.
bana da öyle geliyor. Gerçekçi gelmiyor. O gün çok bir hoşuma dakika. Gitmişti. Evet, hayır. Teknolojik oruç demiştin. Çok süper demiştin. Ya tamam da. Harika, hadi hemen yapalım demiştin. Evet. Öyle mi demişim? Evet. Fikrimi değiştirdim o zaman. Şunu diyeyim. Ben şu konferanstan sonra bir örnek var, tamam mı? Diyor ki dijitalleştirilmiş empati programı. Ben bir şirket kurdum diyor. Tek yaptığım şey insanlara text, SMS veya diğer platformlardan mesajlar atarak, e-mailler atarak insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini için uğraştım diyor. Bunun için en iyi böyle empati yapabilen, iletişim yeteneği yüksek kişileri tuttum diyor. Sadece dijital ortamda yaptım bunu diyor ve bununla işte insanların kendilerini daha iyi hissettiğini biz gördük. Sonuçlar ortada vesaire. İnsanlar daha mutlu hissediyor, daha iyimser vesaire. Abi, aramızda var, bak aramızda bir şey söyleyeceğim. Sosyoloğu unutma, yine sana getireceğim lafı çünkü. Yani emir demiri keser. Şu manada ben senin pazar günleri teknolojik oruç tuttuğunu biliyorum. Bir yerden kulağıma çalındı bu. Bunu nasıl yapıyorsun? Bize bir örnek ver çabuk. Pazar günleri şöyle. Teknolojik oruç malum bizim programın yayın saatine kadar hiçbir şekilde sosyal yani şeyi kapatınca, hücreselini kapatınca telefonun dolayısıyla interneti kapatmış oluyorsun. Zaten eskisi gibi arama falan gelmiyor biliyorsunuz. Aramayı kapatmıyoruz telefonda. Ben pazar günleri annem babamı ziyarete gittiğim için orada sosyal medya vesaire yani vaktini alacak bu çağın getirmiş olduğu şeylerle ilgilenerek o vakti oraya harcamamış oluyorum. Teknolojik oruçtan kastım bu. Akşam bizim programın yayın saatine kadar hücreselim kapalı. Wi-Fi de kapalı. Hı hı. Bu teknolojik oruçtan kastımız bu. Benim avantajım ne biliyor musun? Ben köye gittiğimde telefonum çekmiyor. Evet, internet evet. Olmuyor. Zaten oh. Abi oruç. Bak sen koskoca sosyologsun. Sosyolog koskoca bir... sosyolog değilim ben. Tamam. Bir sosyoloji ilmine ilgi duyan. İlgi diyeyim evet. Ilgili. Az da olsa ihtisasını yapmış birisi olarak asabiyet meselesini biliyorsun. Yani nesep asabiyeti, sebep asabiyeti. Neden bundan bahsediyoruz? İnsan tek başına yaşayamaz diye bundan bahsediyoruz. Abi asabiyet dediğin İbn Haldun'un yüzyıllar önce hayır İbn Haldun'dan falan bahsetmiyorum abi. Tamam, hayır. Ben bunu hatta onu anlatırken bile anne babadan örnek verdim. Bak asabiyete biraz değindim. Tamam mı? Muhtacız biz buna. Evet. Anneye, babaya, çoluğa, çocuğa, arkadaşa muhtacız. Arkadaş çevre dediğimiz şey de zaten sosyolojik bir gerçektir ki hiçbir zaman bir yığın insanla samimi olmazsın. 3-5 kişidir o. Ömründe 5 yıl 3 kişiyle biz Ankara'da işte 3 kişi 4 kişi samimiyizdir. Görüşürüz. Ondan sonra İstanbul'a gidersin. Öyle diyorsun da yanılıyorsun işte. Evet, ondan sonra İstanbul'a gidersin. Başka bir 3-5 kişiyle daha fazla bir mesai zaman harcarsın. İşte onu diyorum. O geçmez. 7-8 oluyor. 7-8 olmuyor ya. Ben yapamadım onu yani. Sen yapabildin mi hocam? Abi sırf 4 kişiyiz biz burada yani. Başka hiç kimse yok. Evde yani. Hanım var, çocuk var. 2'de o 6. Ya başka hayır. Tamam. Anladım ben seni. Anladım ama şu var ya hakikaten biraz böyle Mustafa'ya da buradan atıf olsun. Tam onun söyleyeceği bir şey söyleyeceğim. Bu 1+1'lerle ilgili. Abi her zaman eve gittiğinde evin kapısını anahtarla açmak zorunda kalmanın verdiği rahatsızlığı yaşamaz. Bir bekleyenin insan. Olmaması ne kadar kötü bir şey biliyor musun Kenan? Yani zile ben onu biliyorum onu. Yani katılıyorum bu acı bir şeydir. Yok gerçekten ben eşim bazen işte çoluk çocuk tamam. Evde olmayınca yani sessiz sedasız bir eve gitmek ayrı bir şey. Evi çocuğun açıp ama da sen diyorsun ki yemek kokusunu almak başka bir şey. Ben bu Küçük Asya'da Anadolu topraklarında doğdum büyüdüm. O yüzden böyleyim. Amerikalı bunu hiç takmıyor. Bunu diyorsun işte sen. Değil ya mi? Bu hiç ne kadar onun güzelleme yaparsak olmuyor. Yapalım. Biz bununla yüzleşeceğiz ve bu krizi biz atlatmak zorunda. Biz buraya gidiyoruz diyorsun yani. Gidiyoruz ve bu krizi atlatmaktan başka yalnızlaşıyoruz yolumuz diyorsun. Yok. Yalnızlaşıyoruz. Doğru, haklısın. Evet. Yalnızlaşıyoruz. Ya sonuçta evet. Eskisi gibi bir mahalle ortamında işte çocukların bir arada yaşadığı, bugün seninle konuşuyorduk. Evet. İstanbul şartlarında çocuğumu bir kreşe vermek zorundayım. Evet. Neden? Çünkü kapının önüne çık, arkadaşlarınla misket oyna, evet. İşte seksek oyna, tabii. İşte bu tarz oyunları oynayabileceği ya da bisiklete binebileceği, ip atlayabileceği bir ortam yok artık. Her yer otomobil, her yer ev. Yani bu oyun alanları azalmış durumda. Hani parklar var eyvallah da sonuçta o parklarda insanların da güveni azaldı. Annesiyle, İnsanlar babasıyla mecbur çıkmak zorunda. Şimdi evet. Bu böyle bir ortamda haliyle insanlar işte yalnızlaşmaya başlıyor. Çünkü siz
O mahalle ortamındaki o kalabalık eş dost ilişkisinden kopuyorsunuz. Dediğim gibi bir kutunun içerisine giriyorsunuz. Bir apartmanı kutu olarak düşünün. Farklı farklı parçaları var ama o farklı farklı parçadakiler birbirlerini tanımıyor. Evet, biz bireysel olarak şunu yapabiliriz. Ben alt komşumla, yan komşumla, üst komşumla tanışabilirim. Bunun için çaba gösterebilirim. Ama bunu herkes göstermiyor işte. İşte insanlar bu yüzden toplumsal olarak yalnızlaşmaya başlıyor. Kenan'ın da söylediği, evet, evet, bizi bekleyen gerçek bu dediği şey bu işte aslında. Nasıl yani gittikçe bir... peki bundan? Abi daha bunu öncesinde... Bunu durdurma imkanımız yok mu? Evet, onu soru olarak soracağım inşallah da. Hani tam böyle anlatıyordum. Yine yeri geldi. Yine anlatabilirim. Sırça fanustan. Evet. Değil mi? O biraz tam girerken yarım kaldı. Şimdi Silvia Plath Sırça Fanusu'nda aslında kendi öz yaşam öyküsünü anlatıyor. Biliyorsunuz belki duymuşsunuzdur. Bu kitabın yayınlanmasından bir ay sonra kendisi de intihar ederek gitti. Evet. Burada tabii modern çağın getirdiği yalnızlığa karşı o soruyu sormadığın için ben sorulmuş gibi kabul edip oradan gideyim. Yalnızlıktan nasıl kurtulacağız? Evet. Veya o bizi bekleyen çok ciddi bir tehlike. Her geçen gün büyük şehirlerde, İstanbul'da, Konya'da, İzmir'de rezidansların yapıldığını ve 1+1'lerin yaygınlaştığını duyuyoruz. Hatta oralarda yaşayan arkadaşlarımız da var. Demek ki biz de Kenan abinin söylediği gibi buraya doğru gidiyoruz. Ne yapmamız lazım? Elbette bunu yapabilecek bir şey yok. Çünkü bir ihtiyaç dolayısıyla bu stüdyo home'lar yapılıyor. İnsanlar ilişki kurmakta, arkadaşlık kurmakta çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. Peyami Safa'nın Yalnızız romanı çok güzel bir eleştiridir aslında. Modernleşmeye eleştirisidir. İnsan yalnız kalmalıdır der. Çünkü yalnız kaldığı zaman kendisiyle söyleşebilir. Zaten programın başından beri konuştuğumuz şey bu. Ama aynı zamanda insan bu tehlikeli yola girmemesi için, yani tamamen yalnız kalmalı ama yalnız hissetmemeli. Yalnız hissetmemesi için de paylaşmalı. İnsan olduğunu bilmeli. Zaaflarının farkına varmalı der. Şu pasajı çok hoşuma gittiği için aldım. Bu yıkılışının sırrını bul diyor. Bir diyalog bu. Kendini çöz, içini ayıkla. Şuurundan utanan ve ruhunun izbelerinde kaçacak delik arayan suçlu hislerini yakala, getir. İkimizin de gözünün önüne koy. Bak, bu iki dostun konuşması. Evet. Kendi kusurlarını veya tam olarak kusur değil, hislerini gel benimle paylaş. Onları ezmen için sana yardım edeyim. Kurtul, ferahla. Günahının zevkini değil, çirkinliğini paylaştığın bir mahlukun arkadaşlığından üstüne sıçrayan lekeleri temizle. Şimdi bu elbette çok ileri gitmiş bir şey olabilir bu pasajdaki ama paylaşımlarımızı artırmak lazım. Birbirimizle özellikle duygu paylaşımı, sevinç paylaşımı, üzüntü paylaşımı. Yani insanlar bugün üzüntülerini birbirlerine anlatmaktan imtina ediyorlar. Neden? Bir şekilde karşısındaki onun bunu kullanıp da zayıf bir yön olarak görülüyor. Aynen öyle. Tam bu noktada şeyin gelirken Mustafa'nın yorgun merdiven son herhalde değil mi bu çıkan? Şimdilik son. Şimdilik son, evet. Latest değil de last. Yorgun merdiven hikayelerden oluşan bir kitap. Ben sağ olsun bir şey yazmıştı, böyle bir mesaj yazmıştı da gerçeklerden kurtulduğumuz şiirleri beraber okuduğumuz için hep mutlu kalacağım demiş. Ben o gün de sormuştum, kurtulmak derken kaçmaktan mı bahsediyorsun? Gerçeklerden kaçtığımız için mi? Çünkü beraber şiir okumuyoruz, tamam mı? Yani şiir ben sanki şöyle gibi geliyor. Şiir gerçekten insanı, o acımasız acı gerçekten bizi uzak tutan bir şeymiş gibi. Evet. Öyle anladım. Burada bugün yolda okurken bir işte berberle bir hikayesini anlatmış. Tabii kendisi Mustafa mı değil mi bilmiyorum ama. Bilmiyoruz. Diyor ki berberlerin biliyorsunuz muhabbet şeyleri çok meşhurdur. Kafamda makasın hareketlerini hissetmeden konuşmanın mütemadiyen sürmesinin etkisini hissediyordum diyor. Acaba berber Orhan Veli'nin şu mısralarını okuyup mu çıkmıştı sabah evden? Korku nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Nasıl koşar aynalara? Bir cana hasret, bilmezler. Bir cana hasret. Biriyle konuşma ihtiyacım var. Bir şekilde bu fizyolojik bir şey. Tamam, hani hiçbir şey olmasa bir topa resim çizip konuşuyorsun vesaire. Fakat Wilson. Bak, yani Wilson gibi değil mi? Şimdi burada
Dücane Cündoğlu daha önce şöyle bir şey söylemişti. Olduğun ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyor ya. Yapmayın diyor bunu. Tamam. Göründüğün gibi de olma, olduğun gibi de görünme diyor. Şöyle diyor. Ey Talip, sakın başkalarına olduğun gibi görünme. Göründüğün gibi de olma. Yoksa seni çok üzerler. Sana eziyet ederler. Seni ezerler. Mahremiyetini çiğnerler. Bilirlerse incitirler seni. Hani içi dışı bir olmaktan örnek verir. İçi dışı bir olan yalnızca bebek içi dışı bir idi. O iyi bir şey de değil abi. İçi dışı bir olma. Ha, onu diyor zaten. Yani kendinle, kendini tanıdığın anda, kendinle yüzleştiğin anda artık yüz kazanmaya başlarsın. Toplum, medeniyet zaten iki yüzlülük, çok yüzlülükten ibarettir der. Şimdi diyorsun ya, paylaşmaktan bahsedelim. Birine ya bir derdini anlattığın zaman o kişinin yarın öbür gün senin o derdinle onu bir zaaf olarak kullanmayacağını emin olamıyorsun. Bunu en yakın annene anlatırsın, eşine anlatırsın veya seni mimiklerinden seni tanıyan artık. Bazen korkuyorum Turgay'dan, sen de şey gibi oldun, eşim gibi benim hani her türlü yüz hareketimden iç dünyamı anlıyorsun filan. Evet. Onları anlatırsın ama başkalarına yani korku var, güvensizlik var. Dolayısıyla yabancı, herkes yabancı. Günübirlik, tek kullanımlık arkadaşlıklar. Hatta öyle bir film vardı, uçakta her gün aynı saatte uçağa biniyor. Her gün farklı biri oturuyor, merhaba diyor bugünkü arkadaşım mesela. Yolculuk boyunca konuşuyorlar ama bitiyor. Sen bu medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavardan bahsederek belki yola çıkarak böyle şey. Biz kimseye güvenemeyeceğiz mi kardeşim? Bu ne demektir? Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Yok şöyle mesela. Ya yani, hayır. Şimdi Kenan da şu açıdan çıkıyormuş gibi sanki ya güvenemeyeceğiz mi, etmeyeceğiz mi? Biz zaten yalnız kalmamızın sebebi değil mi bu? Bak Kenan abiyle biz dün konuşurken dedi ki biz malum bu program vesilesiyle tanıştık. En azından burada bulunan ben sizi bu program vesilesiyle tanıdım. Mustafa'yla dostluğumuz eski. Kenan abiye şu soruyu sordu. Aramızda ilk birbirimizi gördüğümüzde ne hissettik? İlk intiba. Şimdi Kenan abinin içi dışı biri olsaydı dedi ki bana bugün geldi işte dün. İtiraf et. Dedi ki seni ilk gördüğümde bu ne kadar, ne dedin abi? Ukala. Bilgiç. Malumat furuş, gıcık falan. Şimdi bunu içi dışı biri olsa ve bana söyleseydi aramızdaki iletişimi belki hiç kuramayabilirdik. Evet. Ki kuramazdık. Bakın nezaket kuralları ile şeyi karıştırmayın. Birbirine güvenmek ondan meselesini neyse, bunun yalnızlıkla ne ilgisi var? İşte yani niçin yalnız? İçi dışı bir olan adam yalnız kalabilir. Sen paylaşmaktan bahsettin ya, bu paylaşmak öyle kolay bir iş değil demeye şimdi bak Kenan'a şu açıdan da katılıyorum. Zamanında bir arkadaşıma bir acımdan bahsettim. Rahatsız olduğum bir şeyden bahsettim. Ve yarın öbür gün gördüm ki bir mecliste onun esprisini yaparak başka insanları güldürüyordu. Şimdi böyle insanları gördüğümüz zaman haliyle ister istemez Kenan'ın söylediği gibi paylaşma duygumuzu kaybetmeye başlıyoruz. Ama bu hani bir örnek bütünü anlatmıyordur her zaman. Tabii ki de biz hani yine de ben bugün yine de bir canım sıkıldığında o arkadaşımla görüşmeyi kestim. Yine bir canım sıkıldığında başka bir arkadaşıma bu sefer, başka dostum olarak gerçekten samimi olarak gördüm. Başka bir arkadaşıma içimi açıyorum ve bunun onu bunu yapmadığını görebiliyorum. Yani ama onu dolduracak birilerini buluyorsun ve buluyorum, arayışındayım çünkü. Bir insan olarak bunu yapmak durumunda hissediyorum kendimi. Bak insanın yalnızlığının en temel problemi diğerlerine olan güvensizliğidir. Evet. Bu güvensizliği aşmadığınız müddetçe de bu bireysel yalnızlıklarımızın içerisinde kalacağız demektir. Bakın aynı şekilde George Perec, Uyuyan Adam adlı kitabında bir şeyden bahsediyor ve diyor ki yalnızsın. Yalnız bir adam gibi yürümeyi, aylak aylak dolaşmayı, sürtmeyi, bakmadan görmeyi, görmeden bakmayı öğreniyorsun. Saydamlığı, hareketsizliği, var olmayışı öğreniyorsun. Bir gölge olmayı ve insanlara sanki hepsi birer taşmış gibi bakmayı öğreniyorsun. Yalnız adamın psikolojisini anlatıyor. Yalnız adam niçin peki bu psikolojiye giriyor? Çünkü güvenmeyi unutmuş. Aa, çok güzel bak. Güvenmeyi unuttuğu için biz birbirimize güveneceğiz. Ama toplumun içerisinde de hakikaten güven şey yapmamız için bizim güvenebilecek bir adam olmamız lazım zaten. Evet. Bu bizim kişiliğimizin oturmuş olmasıyla ilgili. Ama bu başkalarına abi güvenmiyorsan senin de güven problemin var. Bak, aynen öyle. Zaten diyor ya yani, yalancının en büyük problemi diğerlerinin kendisine inanması değil, onlara inanamaması problemidir. Hı-hı.
Bakın bak, güven problemi işte. Paylaşımlarla alakalı unutmak dedin ya. Oğuz Atay Korku'yu beklerken de der ki yalnızlık insanın hafızasını zayıflatıyor. Hı hı, tabii tabii. Paylaşımlarla alakalı bir şey. Aynen. Zweck de amok koşucusunda şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ben bu kirli yalnızlık içinde utanmayı tamamen unuttum. Bak sadece bu cümleyi alalım. Bu yalnızlık içinde utanmayı unut. Utanmayı unutursun tabii ki. Çünkü utanmak dediğimiz şey bizim genel itibariyle eğer yaratıcıyla sağlam bir bağlantın yoksa toplumdan utanırsın. Evet, evet. Bak mümin ne demek abi? Mümin elinden, ya, dilinden zarar gelmiyor. Güvenilen kişi demek, hı hı, değil midir? Güvenen ve güvenilen kişi. Biz zaten mümin olmakla direkt bunun yükümlülüğünü üzerimize almış insanlarız. Bak sen hep kime odaklanıyorsun biliyor musun? Kişiye odaklanıyorsun. O kime odaklanayım? Bireysel yalnızlığımız diyoruz. Etrafından hiç bahsetmiyorsun. Bak şu lafı her yerde duymuşsunuz. Ne olduysa, ne geldiyse başıma... Samimi, dürüst olduğumdan geldi. İçim dışım bir olduğu için insanları da öyle zannediyorum. Başıma ne, söyle, ne kadar yaptıysa... güzel şey geldiyse hep samimi, güvendiğim için geldi. Ya. Samimi söylüyorum. Şu ana kadar arkadaş konusunda özellikle. Bak ya, lütfen Tugay, seni konuşturacağım. Bak beni tanıyorsun. Seni ben bunları... Biliyorum. Hayır. Toparlamaya çalışıyorum aslında. Bakın şimdi sen benim güzel bir dostumsun. Haluk öyle. Hakeza İbrahim'i tanımadan ya insanları konuşalım. Kendimizi birey değil, bir kişi değil. İnsan, bu insan, sorun, biziz. Bu nereden çıktı? Bu insanlar niye çok? Ne olduysa için tamam. Dışın bir olduğu için abi, insanlar böyle. Var olsa problem mi yaşıyorsun? Ya hayır. Hayır ben, işte ben de onu diyorum. Yani şu ana kadar arkadaş konusunda Rabbim her zaman böyle. Ya zaten eğer kişide problem olduğu zaman Haluk'un da söylediği gibi alternatif yok mu kardeşim? Hayatımızda yani, zorluklar çıkacaktır. Allah bizi sınıyor olabilir yani. Kitaplara yani aynen öyle. Yaparsın. Hatta onu da güzelleştirmeye çalışırsın. Bizim böyle bir tebliğde para mı önemlidir? İlim mi önemli? İlim mi? İkisi de önemli yani. İkisi de önemli. Tabii insan... Ya yine program seni ikna etmekle. Ya hayır. Seni anlamaya çalışıyorum ama işte. Kenan abi insan dünyaya yalnız kalmaya gelmiştir abi. O meseleye girecektim ben. Süreç içerisinde yalnızlığa mı itiliyoruz? Yüzyıllık yalnızlık malum Gabriel Garcia'nın kitabı. Orada anlattığı şey işte bir soy ağacıyla başlar. Çok ilginç bir başlangıçtır kitap. Ve sürekli tekerrür eden şeylerden bahseder. Evet, evet. İsimler de tekerrür eder. Anam o nasıl bir soy ağacı öyle zaten? Yani Ursulalar, Arkadyolar falan böyle bir sürü ama aslında tekrar eden, birbirini tekrar eden. Ama çok ironik değil midir? Soy ağacı o kadar kalabalık verilir ki en başta. Halbuki kitap yalnızlık üzerine. Evet. İşte çünkü bunu anlatıyor. Çünkü insan yalnız kalmaya gelmiştir. Bak Cahit Sıtkı'nın ben hep yaş 35 şiiriyle eleştirilir. Ya adam yaş o yolun yarısı eder demiş. İşte 46 yaşında da ve 40 evet. 46 mıydı? Evet, evet, 46 evet. Yaşında da vefat etmiş. Bu nasıl şiir diye. Ama o şiire baktığınız zaman da aslında çok hakikate işaret eder. Ölümden bahseder o şiirde. Evet. Bu şiiri de çok beğendiğim bir şiir. Neden sonra isimli olan şiiri. Diyor ki neden sonra farkına varıyorsun etrafındaki korkunç ıssızlığın. Yar olsun, dost olsun. Ne arıyorsun? Adresi belli değil mi vefasızlığın? Aşk, dostluk. Hepsi dökülür yapraklar. Çıplak bir ağaç durgun suda aksın. Yalnızlık dediğin hayatta başlar, kabir boyunca devam etmek için. İnsan önce alışır, etrafındakiler ölür, arkadaşları birer birer gider. Yani hayatın olağan akışı içerisinde doğduğumuzu, büyüdüğümüzü ve yaşlandığımızı kabul edersek dostlar gider birer birer. Şarkı sözüydü değil mi bu? Eski dostlar. Eski dostlar. Ve bir de eskimeyen dostlar işte, vardır. Büyükler birer birer giderler. Yalnızlaşırsın. Niye? Çünkü sen yalnız olarak yatacağın ve haşrolacağın bir yere hazırlanırsın. Hmm. Yavaş yavaş aşama aşamadır bu. Dolayısıyla insana dert etme. İnsan zaten dünyaya... Şu Mr. Nobody filminin şeyi vardı ya hani. Genel felsefesi. O da çok yalnız bir adamdı. Çok yalnız bir adam değil mi? Evet. Her üç hayatında da bir de yani üstüne üstlük. Yani böyle modern yalnızlıklara çok güzel bir örnektir aynı zamanda bu. En sonunda dünyada ölüm diye bir şey kalmamış. Son ölümlü adam. Evet. Mr. Nobody. Hı-hı. Değil mi? Nemo. Kendisiyle söyleşmeye gelen
neydi gazeteciye söyledikleri hocam? Ne kadar felsefidir, ne kadar şeydir. Sevdiklerinin birer birer ölüp gittiğini görmek, yalnız kalışını seyretmek. Erzeli ömründe insanın değil mi? Erzeli ömür. Evet. Böyle bir durum yani. Yine hakeza bu yalnızlığı işleyen apokaliptik bir dönem sonrasında herkesin gidip o film hangisi Will Smith'in oynadığı efsaneyim. Evet. Ha evet ben efsaneyim filminde. Ha, evet. Evet. Oradaki köpekle kurduğu bağ. Yok sadece manken cansız şeylerle. Cansız evet. Onlarla oturup sohbet yani girdiğinde dükkana sohbet etmiş. Valdo sen neden buradasın? Evet. İsmet Özel'in kitabının ismi ya işte ona bir isim takmış. Sen diyor neden buradasın falan. Evet, yani. Evet. Şizofrenik hareketlere giriyorsun sonra. Tabii bak, canım. Görüyor musun? Diyor. Yalnız kalıyorsun. 1 artı 1 evler sonra işte böyle hastalıklar da artıyor abi. Bana hiçbir şey olmuyor. Umurumda değil. Şu anlamda bu programı yapıyoruz ya ve işte bir de gerçek hayat var. Gerçek hayat varken derken burada gerçekten şu anda doğaçlama içimizden nasıl geçtiyse konuşuyoruz. Bir kurgumuz yok. Onda şüphe yok. Fakat konuştuğumuz şeyler gerçekliğe ne kadar tekabül ediyor? Bahsettiğim şey bu insanlar niye böyle? Bu insanları bir kulak verelim. Bu realizmin problem niye var? Sıkıntısını söyleyeceğiz şey ama bu. İdealizmin çözümlerinden de bahsedeceğiz. İdealizmin meselemiz çözümleri bu. Ya şimdi insanlar çoğu zaman olmuştur. İnsan herkesin beğendiği şeyi beğenmiyorsun. Herkesin işte eğlencesini veya herkesin korkusunu yani yaygın olanla bir bağ kuramıyorsun. Sonra zaten eğer sen şeysen biraz dedin ya bu ekabir takımı dediğim işte eğitimli işte belli bir statün toplumda varsa o zaman bir yer ediniyorsun toplum. O zaman farklı oluyorsun. Tırnak içinde tarz oluyorsun ve insanlar sana farklı bakabiliyor ama eğer sen herhangi bir görece dediğim gibi toplumun kabul ettiği eğitim statü vesaire onlar da topluma göre sahip değilsen sen alelade herhangi birisin. Ve o insanlar milyonca insan var ve onlar nerede bilmiyoruz. Çünkü yoklar zaten silikler kendi dünyalarında, kendi küçük dünyalarındalar. Çünkü onlar farklı gösterecek bir şeyimiz de yok. Demek istediğim bunu hepimiz yapabiliriz. Ben de aynı şekilde yani herkesin beğendiği şeyi beğenmiyorsun. Birileri senin hakkında bir şeyler diyor mesela. Ya gerçekten umurunda bile olmuyor. Çünkü bir gün derler ya Allah-u Teala bir gün getirir karşına ve o söylenmesi gereken şeyi o zaman söylersin. Bunu daha önce konuştuk. İnsanlar ne der diye yaşamak vesaire. Ben buradan yalnızlığa götüren bir etken olarak bahsetmeye çalıştım bütün bunları. Diyorsun ya paylaşmak, kendini açmak. İnsanlar neden yalnız hissediyor? Çünkü işte bir kere anlaşılmayacak, farklı anlaşılacak, yanlış anlaşılacak vesaire. Bu çok yaygın ve bu çok istismar edilen bir şey. Bunu ideal çözümden bahsediyorsan, ideal demeyelim belki yine gerçekçi bir çözüm. O kişiye kendisini sakladığı için, kendisini dışarı çektiği için, kenara çektiği için, yalnızlaştırdığı için değil, o insanı o hale getiren diğerlerine bir çift lafın olsun. Çok kızdı. Çok güzel. İşte bunu şöyle yapmak yerine böyle yaptığın için biz anlayamadık. Ya. Seni anlayamamışım. Kusura bakma ne diyeyim yani. Böyle böyle de canımı yer dermiş. Böylece yani. Hoşuma gitsin. Yani lütfen yani meselemiz o değil. Yani biraz önce bunu ifade ederken öyle bir şekilde ifade ettin ki yanlış anlaşılmaya gayet müsaitti. Hmm. En azından benim için. Ben çok yanlış anladım. Şunu da yani. Söylemek lazım. O insanlara iki çift laf söylerken diğer insanın da elinden tutmak lazım. Bizim de bahsetmeye çalıştığımız şey bu aslında. Hani onun tekrar güvenmesini sağlayabilecek şey de mekanizma da en azından güveni olan insanların çaba göstermesidir. Evet. Yani bir paylaşımda bulunmasıdır. Onu kendisine katmaya çalışmasıdır. Kendi mesela böyle bir insan gördüğünde, böyle bir insanla karşılaştığında kendi arkadaş çevrenin içerisine bu insanı davet edebilirsin. Kendi bulunduğun ortamlara o insanı yanında götürebilirsin. Onunla ilişkini daha fazla sıklaştırabilirsin. Yani diğer insanlara evet veya diğer sisteme diyelim bunu bu eleştirileri getirirken bir yandan da o insanların elinden tutmak gerekiyor. Hocam ben Ankara'da hiç yalnız kalamadım. Mesela ben ilk geldim Ankara'ya hiçbir insan tanımıyorum.
Neyse ki bir arkadaşımın vesilesiyle gelmiştim. Bir ev arkadaşım oldu hasbelkader de. Sonra okula gidiyorum. Okulda hiç kimseyi tanımıyorum. Bomboş. Sonra bir insandan haber aldım. Turgay diye. O da Turgay diye biri varmış. Turgay diye biri varmış. Varmış. Aynen böyle namı oldu ama gerçekten. Çünkü abi konuşuyorlar. İşte dert Turgay babası diye biri var. Ya arkadaş dost işte derste bayağı da şeyi biliyor. Böyle kelimeleri falan açıklıyor falan. Kim yine kim Allah. Bak görüyorsun. Allah Allah dedim. Giderken de ne dediler ama bak biliyor musun? Her şeyi de bilemezsin abi. Sen kesin uyduruyorsun. Allah Allah dedim ya kimmiş bu? Sonra tanıştım. Bir tanıştım ki benim düşünce yapımda benim bir şeyler paylaşabileceğim bir insan. Hemen arkadaş olduk. Mesela Turgay'da ilk geldiğinde ya Ankara'da kimle görüşeceğim, kimle edeceğim derken beni buldu işte. Hani evet, evet. İnsan arayışı içerisinde olduğu zaman illaki birisini buluyor. O zaman hiç bölmeden devam ediyorum. Günün sorusu kısmına geldik artık. Sürede bitiyor. Kenan'la başlamak istiyorum. Günün sorusu gayet açık ve net. Senden mülhem oldu bu soru da o yüzden. Ya ilham Kenan mı aldın benden? Evet. Mülhem. Tamam. Evet. İlham aldım senden. Kenan, iki gün sonra akşam kime gideceksin? İki gün sonra? Ben yarın ne yapacağımı bilmiyorum ki. Nereden bileyim? Yok yani plan. Hayır yani yalnız kalmamak için ilk gideceğin kişi kim olur? Ya da ne bileyim ne yapacaksın? Yok ya basit bir soru ya. İki gün sonra kime? Yarın akşam kime gideceksin? Eve gideceğim. Eve gideceğim. Eve gideceğim. Yani evde yalnız hissetmiyorsun kendini. Yani evet. Ailen yetiyor sana. Bir yere gitme ihtiyacı yok. Tamam. Bunu niye soruyorsun bir dakika? Tamam soru bu. Yani, tamam. İki gün sonra ne yapacağım? Günün sorusu bu mu? Günün sorusu bu ha, ya. Gayet tamam. Açık. Ben cevapladım. Cevapladım. Ama bu aynı zamanda senin yalnız biri olduğunu gösteriyor. Niye? Gidecek bir yerin yok. Bundan... Gidecek bir yeri olmamak yalnızlıktır bence. Tamam. Doğru. Evet tamam. Öyle yani olur. Bu hayır rahatsız değilim. Çekip yani bunu samimiyetle söyleyelim. Bazen hepimizde olur. Çekip gitmek istiyor insan bazen. Ben bu aralar bu haldeyim yani. Bir yere çekip gitmek istiyorum. Çok duygusallaştı ortam. Ver müziği. Ne çekip gitmek ne kalmak yani. Tercih edeceksin bir tanesini. Yakalayacaksın ya çekip gideceksin ya diye bir şey yok. Ya tahammül ya sefer deyip tahammül de içimde, sefer de içimde deyip kalacaksın abi ya. Aman neyse. İki gün sonra nereye gideceğim? Soru bu mu? Evet. Değişik ama yarın öyle yani. Pazartesi oluyor. Öbür gün salı. Akşam mı? Eve akşam. Eve gideceğim abi. Eve gideceksin. Eve gideceğim. Evden başka anneniz, babanız ne bileyim. Salı günleri gitmiyorum abi. Tamam 3 gün sonra olsun. Çarşamba olsun. Tamam yalnız hissettiğinde ya yalnız soruyu hissetme. Gerçekten çok aforizmik anlamaya çalışır mısınız lütfen? Yani 2 tamam. Günü bırakın 3 günü bırakın. Okey yani. Anladım abi anladım. Ha, anladım. Evet. Okey tamam. Gidecek yeriniz ben var mı yani? Ben okuldan çıktığım an ilk eve gitmezden evvel Üsküdar'a uğrarım. Muhakkak Üsküdar'da bir görüşeceğim dostum vardır. Bu Mustafa olur, Salih olur, işte erkek kardeşim Emrullah olur. Ya birisi muhakkak olur orada. Yoksa bile Üsküdar'ın bizatihi kendisi bile yeter abi bana yalnız hissettirmemek için. Üsküdar'a gideceğim diyorsun. Üsküdar'a gideceğim. Helal olsun sana. Mendil bulacağım. Mendil bulacağım. Sen de böyle kurtaracağım bu yalnızlık işini anlaşılan. Hadi bakalım. İki gün sonra işten Turgay çıktım. Turgay abi niye şimdi sen oraya çektin o meseleyi? Üsküdar'a giderken evet, aldı da bir yağmur. Evet eyvallah. Abi şimdi iki gün sonra nereye gidiyorum? arkadaşlarımla buluşup, onlarla güzel paylaşımlar yapıp bir çorba içmeye gitmeyi düşünüyorum aslında. Nereye gitmek istiyorsun hocam? Çorba içmeye gitmek çorba istiyorum. Çorba içmeye, arkadaşlarımla evet, çorba içmeye gideceksin. Bunun şeyini tasarısı halinde şu anda. Evet, evet anladım. Çok güzel, harika. Sen ne yapacaksın? Abi İstanbul'da... Kesin bir sürü şey sığdırmışsındır. Evet. Gerçekten iki gün sonra değil de iki ay sonra yapacak çok şeyim olacak. Ama iki gün sonra samimiyim, evde kalmak zorundayım. Yapacak çok işim var, eve gideceğim. Yine eve gideceğim. Yalnızsın abi. Yalnızız. Bu işte, ben bunu anlatmaya Allah çalışıyorum. Allah hayırlı ömür versin. Elhamdülillah inşallah. Ankara'dasın da. Yani çorba içecek arkadaşlar falan var. Ama onun projesini yapıyorum, hiç merak etme kardeşim. İstanbul'da sizde İstanbul'da bir çorba olacak. Acayip böyle güzel şeyler olacak. Onu atlatacaksın yani. Arkandayım. Ya bu yalnızlığı atacağız. Yalnızız abi. Hepimiz eve gitmeyi düşünüyoruz. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Öyle. Aslında meselenin özünü vermek için bu soruyu sormaya çalıştım. Evet çok teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar. Keyifli bir programdı.
Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Yalnızlığı konuşmaya çalıştık. Bir sonraki haftada yeni bir konuyla yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın, safa kalın.